Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türk kahvesi yapacağız. Işılca bir kahve olacak bu. Benim ailemden, Türk kültüründen gelen ve ailemde de çokça tüketilen bir malzeme Türk kahvesi. Zaten güzel, hoş kokusu sebebiyle dünyanın en güzel 3 kokusu arasına girmiş durumda. Bu arada hatırlatmış olalım. Dünyada bilinen, kayda geçirilen ortamdaki pis kokuyu, ağır kokuyu giderebilen 3 tane koku var. Biri kahve kokusu, iki çikolata ve gül kokusu. Bu üçü olmazsa olmazımızdır. Bir ortamda, kalabalık bir ortamda mesela misafir ağırlıyorsunuzdur. O misafir gittikten sonra eve hani bir derleyip toparlarsınız ya, formuna dönüştürmeye çalışırsınız. İşte orada ortamın havası değişsin diye kendiniz için ve eviniz için bir fincan Türk kahvesi yapmanızı öneririm. O yorgunluğun üzerine muhteşem gider. Kokusuyla da gerçekten cezbeder sizi. Şimdi gelelim Türk kahvemize. Ben sade tercih ediyorum. Tercihen tabii insanlar hani şekerli veya orta şekerli kavramları var kahve için. Bunları tercih edebiliyorlar. Kahvenin sade olması lezzetini aslında ortaya çıkarıyor. Kahvenin yanında verilen su öncesinde ve sonrasında bir anlamı var. Onu da dilerseniz tüketirken anlatayım sizlere. Ve yanında bazı ortamlarda işte çikolata, lokum, benzeri ürünlerle yanında servis edilmekte. Ben genellikle hani elektrikli cezvelerden önce de kahve yapıyorduk nihayetinde. Bakır, çelik ve emaye cezvelerde de çok kullandım. Tabii elimizde artık pratik olan şeyler neyse onları değerlendiriyoruz. Hayat çok hızlı devam ediyor çünkü. Şimdi alalım benim neredeyse 70 yıllık kahve şişemle. İçinden bir tatlı kaşığı bir fincan için yeterli ama bu tepeleme olmasın lütfen. Bizim için kafi. Yani en azından bir fincan için diyelim. Suyumuzu da yine fincanı biraz aşacak şekilde. Yani dudak payı dediğimiz bir payla buraya bırakıyoruz. Ama ben onun bir yarısı kadar daha suyu cezveye aktarıyorum. Mümkünse dinlenmiş suyu kullanmanızı önermekteyim. Elektriklilerde tabii ki dikkat edilmesi gereken nokta, lütfen metal kaşıklar kullanılıyorsa cihazın açık olmamasını çok dikkat edin rica ederim. Evet. Sebebi de malum. Allah korusun, her türlü sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Şimdi cezvemizde kahvemiz oluyor. Bir tamamlayalım bakalım. Dediğim gibi kesinlikle pişerken kahve içerisine asla metal bir kaşık ya da elimizi daldıralım vesaire. Kesinlikle böyle bir şey yapılmıyor. Ama ne diyorum. Şimdi kapattık. Bir taşım kaynadı. Normalinde yarısı kadar köpüğünü eşit dağıtmak için yarısı kadar kahvemizi fincanımıza koyuyoruz. Sonra tekrar bir daha kaynatıyoruz. Kapattık. Ve şimdi servisimizi tamamlıyoruz. Efendim, kahvemiz hazır. Yanına da su servisimizi yapalım. Bana ve kahveyi seven herkese
Afiyet şeker olsun efendim. Kahveyi nasıl içilir? Suyla neden tüketilir? Videomuzun geri kalan kısmını bu şekilde tamamlayacağız. Altta bulunan aslında peçete tarzı olan bu serviste kullandığım ürün dedemin damatlık mendili. Yani zannedersem 80 ya da 90 yıllık bir mendilden bahsediyoruz. Kahve bu kadar değerli. Ölmüşlerimizin de canına gitsin. Görüşmek üzere.